İbrahim Tatlıses'in saz ve söz ustası olan Halil Damdam, Pınarbaşı'ndan geçerken o dar kesme taşlı sokaklarda, kara çarşaf içinde, gül çubuğu endamında esmer şirin bir kızla göz göze gelir. O anda birdenbire gönlünü hükmüne terk eder. Kızın arkasından takip eder, evini tespit eder. Bu kıza gönlünü kaptırdığını anlar ve bir türlü de aile büyüklerine açılamaz. Ama ara sıra da o sokaktan geçer, o kızın evinin önünden bir yoklama da çeker. Ha bugün ha yarın derken aradan epey zaman geçer, Halil Damdam bunun farkında olmamıştır. Ve ha bugün ha yarın derken bir gün bir grup arkadaşları gelir, derler Halil Usta, senin sazı kuvvetli, sesiyle iyi, mağdurumuz var, misafirimiz var, ona bir akbat gecesi yapacağız. Ancak sen hocamız sazı al gel. Böyle hoş bir şeyin olsun, bunu gönlüne edahma balı bize kalmasın der. Halil Damdam sorur der, nerede ki bu saz yeri? Olacak asbab gecesi. Der, vallahi yapılan tarife baktığı zaman sevdiği kızın kapısının arasında bir sokak var. Der, tamam. Ben bu gece orada ona çıkacağım hoyratlarla, türkülerle o kıza sevgimi ifade eder, anlatırım der. Gece olur, toplanır, aşk meşke başlarlar, müziğe Halil Damdam eline sazını alır. İndim gönül bağına, kız ben garibem, türküsünden başlar. Sevda yarasının hançeri derin diyerekten okumaya başlar. Gece çok güzel geçmiştir. Herkes ayakkabısını giyip çıkarken, Halil Damdam da girmiş ayakkabısını bağlarken biri sorar, ya hakikaten bu gelin bacımız kimdendir, neyin nesidir? Kimin kızıdır budur? Yapılan tarife Halil Damdam bakar ki, sevdiği kızın asbab gecesiymiş. Halil Damdam ayakkabısını bağlamayı bırakır, sazını orada unutur, yavaş yavaş aşağıya inmeye başlar. En kısa bir yeri birkaç adım yürüdükten sonra diz çöker, belini sırtını o kesme taşlara dayar, bir daha yoluna devam eder, eve varana kadar ta sabah ezanı okunmak üzeredir. Orada içinden birdenbiredir, la ben böyle bir gecede mi saz çalacaktım? Ben böyle bir gecede mi türkü söyleyecektim? Ben oturup kendi halıma ağıt yakacağıma, şivan edeceğime, benim parmaklarım nasıl elim tuttu da ben saz çaldım? Ben nasıl türküler söyledim? Ben nasıl kalkıp şivan edeceğime kalka eğlendirmişim? Yazıklar olsun bir ederekten eve gelir, bakar ki sabah ezanı okunmuştur. İşte orada İbrahim Tatlıses'in ilk plakı olan Kara Kız türküsünü besteler. İşte o duygu dolu türkümüz. Sevdim seni güzelim, en derin hislerimle, bırakıp gitti beni insafsız kaderimle. Kara kız, kara kız, yakma beni nara kız, atma beni nara kız, ol derdime çak. Yaralarım sinemde, yaralarım.
kız, yakma benim arap kız. Kara kız, şirini. Kara kız, cevranı. Kara kız, ol derdime çara kız. İzlediğiniz için